Yani tasavvuf hakkındaki görüşümü az çok biliyorsunuz. Ben tasavvufun İslami olmadığını, İslam'a Zen Budizminden, işte Hint mistisizminden, Uzak Doğu'dan sızmış olan mistik bir inanç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki başka kaynaklardan gelmiş olması onun yanlış olduğunun delili değildir. Kökensel hata yapmıyorum. Oradan doğru bir şey de gelebilirdi. Tabii canım. Ama bilin yani kaynağının neresi olduğunu ve Müslümanlara en az 200 yıl sonra kakalanmış bir şeydir tasavvuf, öyle değil mi? Ya şey var. Önce dinleyen arkadaşlara bir teşekkür ederim. Allah razı olsun, vakit ayırdılar. Yani burada kuru bir tasavvuf saldırganlığı yapmayacağız. Gerek de yok buna zaten. Şimdi biz Müslümanların sürekli gündeminde olması gereken şey şirk-tevhid kavgasıdır. Kesinlikle. Bu kavgada biraz da tasavvufçuların kendilerine şunu sorması lazım. Neden işte bizim üzerimizden bu kavga yürüyor? Yani neden şüpheleri en Evet. çok kendi üzerine çektiklerine dair? Ay, lafımı unutmayayım. Senin de sözünü kesiyorum bak. Bir öz eleştiri yapayım. Ben vahdeti vücut panteizmdir, vahdeti şuhud panenteizmdir tartışmasına çok takıldım. Peki diyelim ki vahdeti vücut panteizm değil. Kardeşim tevhide uygun mudur, şirk Evet midir? evet onu Esas sorulması gereken soru bu. Vahdeti vücut şirk midir değil midir? Tamam, adı panteizm olmasın. Hüseyin olsun, Cafer olsun. Ne olacak yani? Ya zaten şey var. Burada ben bir kısmını izledim tartışmanın. Bu hep tartışılan bir konu yani. Zaten sürekli gündemde Tabii olan. Şu tabii. anda birileri bunu bir yerlerde konuşuyordur zaten. Bir asırdır tartışılan şey. Burada şey var. Şimdi diyor ki Enis işte bu panteizm değildir, bu şudur budur. Biz panteizmin ne olduğunu değil, şirk olup olmadığını tartışıyoruz. Her şeye Allah demiş olsaydı panteizm olurdu. Yani müşrik olman için her şeye Allah demene gerek yok ki. Gerek yok tabii ki. Kaldı Tabii ki ki. Mekkeli putperestler bile her şeye Allah demiyorlardı zaten. Demiyorlar. Hiçbir şeye Allah demiyorlardı. Hiçbir şeye Allah demiyorlardı. Bravo. Yani Bravo. burada önemli olan bunu kavrayabilmek. Şimdi bir de şunu ilave edelim Cemre. İzleyicilerimiz bunu bilsinler. Biz bu programı zaten çok öncesinden beri planlıyorduk. Yani bu tartışmaya münasır üzerine gelmişken bir de İşte hazır rüzgarı tutturmuşken yapalım dedik hem aslında. O öyle vesile oldu biraz hem aslında de da. dur fırsat bulmuşken Enis'e giydirelim muhabbeti İyi değil. iyi. Yani Bu buna ondan gerek yok. bağımsız bir video. Onu da Aynen aynen. söyleyelim yani. Aynen gerek yok. Biz sürekli Cevap yapmış ol nihayetin mahiyetinde bir video olmayacak. sürekli yapmış olduğumuz eleştiriler yani. Başka bir şey değil. Bunun öncelenmesi, bilinmesi lazım.